İşte yine ben Arturo karşınızda. Bu videoda sanat tarihini keşfedeceğiz. Başrolde ise ben varım. Bir de şu el var. Evet evet, aferin, bravo. Geri kalanım nerede? Tüm dünya izlerken ben kendini beğenmiş bir elin keyfini bekliyorum. Olamaz arkadaş. Ah tamam, hazırız. Bu videoda Rönesans döneminden bahsedeceğiz. Orta Çağ boyunca Yunanlıların yaktığı ve Romalıların taşımaya devam ettiği meşale reddedilmişti. Orta Çağ değerleri ruhsal olanı yükseltirken tensel olanı reddetti. Daha sonra 14. yüzyılın yarısında İtalyan şair ve Latince öğretmeni Petrarca yazılarında Hristiyanlıkla klasik Roma-Yunan düşüncesini bir payda da topladı. Böylelikle pagan geçmiş diye görmezden gelinen şeye ilgiyi tekrar arttırdı. İşte Rönesans, yani yeniden doğuş dönemi böyle başladı. Odak noktası Tanrı'dan insana kaydı. Şimdi biz buna hümanizm diyoruz. Tabii ki Rönesans insanları olmadan gerçekleşmezdi. Yani birçok anlamda uzmanlığı olan insan. Mesela Brunelleschi. Brunelleschi kuyumcu, mimar, mühendis, heykeltıraş ve matematikçiydi. Sanatçı olarak çizgisel perspektifin ilkelerini keşfetti. Bu sayede iki boyutlu sanatta üç boyutlu illüzyonu yaratabiliyordu. Yatay bir çizgi ile başla, bir ufuk noktası ve bu noktada birleşen çizgiler ekle. Şimdi nesneleri uzak göstermek için bunu kullanabilirsin. Ya da daha yakın. Brunelleschi en çok kubbesiyle bilinirmiş. Hayır, o kubbe değil. Floransa Katedrali için inşa ettiği kubbe, Panteon kubbesiyle aynı boyutta. Brunelleschi'nin inşa metodu o kadar farklıydı ki bazı Floransalılar onun deli olup olmadığını merak ediyordu. Brunelleschi kubbeyi iskele ve gotik mimarisinde çok kullanılan dayanma kemeri kullanmadan inşa etmenin bir yolunu buldu. Bu kemerlerin kullanılma amacı büyük yapıların ağırlığını taşımaktı. Kubbe bittikten 16 yıl sonra çağının harikası olarak kabul edildi. Brunelleschi artık bir dahi olarak görülüyordu. Donatello da kuyumcu olarak işe başladı. Hayır hayır, o değil. Benim bahsettiğim Donatello suçlularla savaşan bir kaplumbağa değildi. Ama bahsettiğim Donatello eski Roma stili heykel ve süslemeleri çalıştı. Onun yaptığı Davut, Rönesans döneminde yapılan serbest duran ilk bronz heykeldir. Davut'u dev Goliath'ın kafasını kestikten sonra İncil'in güzel genci olarak tasvir ediyor. Donatello tasarımında klasik bir teknik olarak kontrapostu kullanıyor. Aynı zamanda yeni bir heykel tekniği ve çukur kabartma tekniği de geliştiriyor. Bu teknik çizgisel perspektifin kurallarını uygulayarak yapıta derinlik katıyor. Donatello'dan sonra Michelangelo gelmeseydi belki de Donatello için Rönesans'ın en başarılı heykeltıraşı diyebilirdik. Michelangelo, Da Vinci ve Rafael ile birlikte dünyayı yüksek Rönesans'a taşıdı. Belki de kimse ideal bir Rönesans adamını Leonardo da Vinci kadar temsil edemez. Hayır hayır, Rönesans adamı bir kahraman değildi. Aç biraz da tarih oku arkadaşım. Leonardo yetenekli bir ressam, heykeltıraş, bilim adamı, mimar ve hatta askeri mühendisti. Dünyanın en ünlü resmini, yani Mona Lisa'yı o çizdi. Sınır tanımayan merakının en güzel örneği not defterleriydi. Bunların içinde tank, uçan makine ve paraşüt gibi icatlar vardı. 1482'de Leonardo Milano'ya gitti ve manastırın duvarına ünlü duvar resmi Son Akşam Yemeği'ni çizdi. Bu resimde İsa'nın havarilerinden birinin ona ihanet edeceğini masadakilere söylediğinde oluşan duygu tasvir edilmektedir. İhanet edecek kişi İsa ile aynı anda ekmeği alacaktır. Havariler farklı oranlarda şaşkınlık ve korku yaşamaktadırlar. Yahuda hariç. Yahuda masada olan bitenden dolayı dikkati dağılmış olup ekmeğe elini uzatır. Leonardo perspektif çizgilerini kullanarak bu kaos içinde gözümüzü İsa'nın yüzüne, yani karmaşanın sakin noktasına çekmeyi başarır. Son akşam yemeğini başka sanatçılar da çizmiş olmasına rağmen Leonardo'nun versiyonu havarileri gerçek insan gibi tasvir eder. Şimdi Michelangelo'ya gelelim. Bunu başarabiliriz, değil mi?
Tamam o zaman. Michelangelo 24 yaşında meşhur Pieta'yı yaptı. Pieta, İtalyanca merhamet anlamına geliyor. Burada çarmıha gerilmiş İsa'nın yasını tutarken bir yandan da onu kucağında taşıyan Meryem Ana tasvir ediliyor. Bu heykelde Rönesans idealleri olan klasik güzellik ve doğallık birleştiriliyor. Pieta'yı yerleştirdikten hemen sonra Michelangelo birinin "heykel aslında başka bir sanatçıya ait" dediğine kulak misafiri olur. O gece Michelangelo "bunu Michelangelo Buonarroti yaptı" kelimelerini Meryem'in göğsünden geçen kuşağa kazır. Daha sonra Michelangelo bu yaptığından pişman olur. Pieta Michelangelo'nun imzasını attığı tek eserdir. Michelangelo Sistine Şapeli'ne resim yapma görevini almak istemiyordu ama Papa 2. Julius ısrar etti. İnanılanın tersine Michelangelo resim yaparken arkasına yaslanmadı. Aksine özel tasarım bir iskele üzerinde durdu. Resmi yapabilmesi için boynunu yukarı uzatması gerekiyordu. Bu freski yeni uygulanmış ıslak alçı katmanlarına yapmak gerekiyordu. Ve aynı zamanda bir şair olan Michelangelo arkadaşına yazdığı bir mektupta "bıyığım cennete doğru uzanıyor, ensem çöküyor, yüzümde damlayan boyalardan zengin bir işleme oluşuyor" diye şikayet ediyordu. 4 yıl sonra bu çetin görev bitti ve bir şaheser yaratılmış oldu. Sistine Şapeli'ndeki resimler diğer sanatçılar üzerinde derin izler bıraktı. Bir hikayeye göre Rafael, Michelangelo'nun olmadığı bir gün şapele sızdı ve resimleri incelemeye başladı. "Mamma mia! Benim sorunum ne böyle? En baştan çizmem lazım her şeyi." Rafael duvara çizdiği resmi kazıyarak çıkardı ve Michelangelo'nun daha güçlü olan üslubunu taklit ederek tekrar çizdi. Rafael Papa'nın favorisi oldu ve Vatikan'daki diğer odalarda resim çizmek için görevlendirildi. En önemli şaheser olan Atina okulunda klasik çağda fikirlerini paylaşan, birbirlerinden öğrenen Platon, Aristo ve diğer Yunanlı filozof ve bilim insanlarını çizdi. Bu buluşma entelektüellerin hayali buluşması gibi görülebilir çünkü bu figürler farklı zamanlarda yaşamıştı. Bu resim aynı zamanda hümanizmin kilisede kabul gördüğünü de gösteriyor. Rafael, astronomların arasına kendini bile çizdi. Tam da benlik bir parti. Aristo, Pluto, Arturo. Öyle değil mi? He? Kuzey Rönesansı'ndan henüz bahsetmedik. Hayır. Leonardo, Michelangelo ve Rafael kayak yapmak için kuzeye gitmedi. Affedersiniz arkadaşlar, elin kusuruna bakmayın. Rönesans çoğu insanın aklını başından alır. İtalya'da olan şeyler İtalya ile sınırlı kalmadı tabii. Rönesans idealleri Avrupa'nın geri kalan kısmına, yukarı bölgelere de yayıldı ve böylelikle Kuzey Rönesansı başlamış oldu. Jan van Eyck ahşap panellere yağ bazlı boyalarla yapılan resim tekniğinin öncüsü oldu. Kuzeydeki sanatçılar detaylarla ilgilenmeyi çok seviyordu ve klasisizmdense realizmle ilgileniyorlardı. Albrecht Dürer İtalya'ya gitti ve Rafael ve diğer Rönesans sanatçılarıyla arkadaş oldu. Çizdiği resim ve baskılarda İtalyan ve Kuzey ideallerini birleştirdi. Baskı resimde en çok etki bırakan sanatçılardan biri oldu ve bu yeni sanat biçimini yeni bir estetik kaliteye ve popülerliğe taşıdı. Leonardo'nun 1519 ve Rafael'in 1520'de ölümünden sonra sanatçılar yüksek Rönesans değerlerini reddetti ve daha üslupçu bir tarza, yani manierizme yöneldiler. Tintoretto gibi manieristler eserlere görsel bir tansiyon katan dengesiz kompozisyonlar oluşturdu. Tintoretto'nun Son Akşam Yemeği resminde masa resmin merkezinde değil, sol tarafta dramatik ışık ve hareket vurgulanıyor ve resmin çarpıcılığı artıyor. Manierist sanatçılar insan vücudunu düzlemsel olarak bozup stilize ettiler. Parmigianino'nun Madonna tablosu gibi figürler uzatılmış ve melekleri iki tarafta dengelemek yerine hepsi Meryem'in sol tarafına sıkıştırılmış ve sağda sadece küçücük bir Aziz Jerome figürü var. Bunu nasıl başarıyor? Rönesans müthiş bir keşif, icat ve yaratıcılık dönemiydi. Birkaç tanesini saymak gerekirse Rönesans zamanında Kolomb yeni dünyayı keşfetti, Gutenberg baskı makinesini icat etti, Martin Luther Protestan reformunu başlattı ve Kopernik'le Galileo bilimsel gelişmelerin öncüsü oldular. Rönesans döneminin Batı sanatı üzerindeki etkisi hala devam etmektedir. Hatta Facebook, Twitter ya da YouTube olmadan bile Rönesans fikirlerinin kuvveti ve üretilen eserlerinin güzelliği sayesinde çok popüler olmayı başardı.